uzanır bana. Sınırları ardım ben, bir el uzanır bana. Sınırları ardım ben, yürür sevdamız. Kardeşlik toprağında. Yani şu yediğimizin, içtiğimizin hakkını bilet alarak bugün burada bizleri onurlandırarak, bir de konuşmayı becerebilsem, onurlandırarak veriyorsunuz zaten, orada bir sıkıntı yok. Ve bunun yanı sıra yediğimizin, içtiğimizin hakkını ödediğimiz her kuruş 150 kişinin sofrasına ekmek gönderiyor. Önce onu helal edin. Biz sanatçıların bir huysuzluğu vardır böyle. Ya kardeşim, gelmişsin buraya türkü söylemeye, niye uğraşıyorsun milletle? Uğraşmam lazım. Hazır mısınız? Bir de vokal olarak bu yediğimizin, içtiğimizin hakkını istiyoruz. Ver elini, ver bana. Defterle deyip bırakacağız. Gerisini ben hallederim şimdi. Ver elini, ver bana. Uzansın elimiz. Sıkıntı yok. Ama bak şimdi bu Eftelya vokali gerçekten istediğimiz şekilde gelmezse bu türkü programın sonuna kadar devam eder, siz bilirsiniz. Ne diyoruz? Anlaştık mı? Peki. Ver elini, ver bana. İşte bu ya. Bu ya. Uzansın elimiz. Ver elini, ver bana. Uzansın elimiz. Benim bir bahane gönlüm, seni isterim Tenya. Benim bir bahane gönlüm, seni isterim Tenya. Efendim ne diyor? Bir nesneden yaratıldık, ayrı gayrı olmak niye? Adem ile vücut bulduk, türlü ırka bölmek niye? Hepimize yeter dünya, yetmez mi? Çünkü hepimiz aynı Tanrı'nın çocuklarıyız. Aynı dünyanın insanlarıyız. Ortağız güneşe, aya. Evet, güneşimiz de aynı, ayımız da aynı. Doğru değil mi? Diyor, hani kardeş idik güya? Ya öldürmek? Ölmek niye? Aç açık kalmasın kimse diyor. Zincir kuralım nefise. Fark eder mi insan ise memleketin, sormak niye? Mahsun Baba diyor ki, uzaktan yakından yuh çekme bana diyor. Sana senin gibi baktım ise yuh. Veysel Baba ne diyor? Beni hor görme kardeşim diyor. Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı bardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım diyor. Öbür tarafta yine barış ve kardeşlik, bir aşk hikayesi anlatan. Aynı topraktan geldik, biz bize benzeriz. Sevdalıklar kururken diye neden kavga ederiz? Ver elini, ver bana, Evgeliya diyor. İşte sevgili dostlar, ne bizde, ben hepinizden küçüğüm. Ben hepinizin ayağının kuralıyım. Burada önemli olan şu, insanların memleketi, dini, dili, ırkı, mezhebi, inancı ne olursa olsun, neticede Allah herkesi insan olarak yaratmıştır. Kimsenin kimseden şu kadarcık farkı yok sevgili dostlar. Eyvallah. Ama insanların kültürleri farklıdır, inançları farklıdır, meslekleri farklıdır, mevkileri farklıdır. Hani benim bir türküm var ya, ne diyor?
Eğer ki gelmeler diyor topraktan ise demek ki gitmeler ayrı yeredir. Evet. İşte şurada gördüğüm fotoğraf, şurada gördüğüm fotoğraf aslında cennetin fotoğrafı. Cennetteki bütün güllerin fotoğrafları. Memleketimin her bir köşesinin farklı renklerinin fotoğrafı. İşte aslında biz kendi içimizde yan yana durabiliyoruz. Ama keşke bizim memleketimizi, o güzel yurdumuzu yöneten o nokta nokta. O güzel insanlar. Ya o noktaların içerisine her şeyi koyabilirsiniz. Ben koyamıyorum sakıncalı çünkü. O güzel insanlar da bu kadar kültürü, bu kadar mozeyi bir arada tutabilseler de ondan sonra yok açılımdır, yok kapalımdır, yok odur, yok odur. İnsanları, memleketimizi paramparça ettiler, şimdi toparlamaya çalışıyorlar. İnşallah hepimizin umudu, biz Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, biz bir arada yaşamaktan yıllarca onur duyduk ve yaşayacağız da. Buna kimse engel olamayacak sevgili dostlar. Kültür merkezimizin bu güzel etkinliğinde bu kadar kalabalık bir coşkuyla ne Sayın Başkanımız yönetim kurulu böyle karşılaşacağımızı tahmin ediyorlardı. Ne de ben bu kadar yoğun, bu kadar güzel insanı bir arada toplayacağımızı hiç düşünmüyordum. Bizi mahcup ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Dedim ya, Neye inanıyorsanız, inandığınız her şey, umuyorum dilediğiniz ne varsa gönlünüze göre versin. Dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Ben topladım, kurallarım.